Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Epey süredir sizlerle görüşemedik. Biraz günlerim yoğun geçti, bu yazımız hareketli geçti, bereketli geçti diyeyim. Oğlumun üniversite sınavı vardı. Kızımın düğünü vardı 23 Temmuz'da. Böyle tatlı telaşlarla uğraşırken video çekmek için açıkçası zaman ayıramadım. Şimdi böyle bahçemin son hallerini sizlere göstereyim arkadaşlarım. Burada balkon önündeki ıhlamur ağacının gölgesinde olan böyle bir kenar bölümde fazla güneş görmediği için çiçekli bitkilerimiz olmuyor. Fakat kaktüs tarzı, suklent tarzı çiçeklerimiz oluyor arkadaşlarım. Bunları böyle bu bölüme diktim. Biraz da böyle serin olduğu için buraya venüsümüz de giriyor, yatıyor. O yüzden böyle yerlerimiz biraz kazılmış bir durumda arkadaşlarım. Böyle giderken buralarda kaktüslerimiz var. Huvartiyamız var. Burada tavşan kulağımız var. Buralarda da böyle arkadaşlarım sukunetlerimiz var. Güneş biraz fazlaca geliyor arkadaşlar. Aslında tam şu an öğlen vakti. Burada da balkonumuzun merdiven bölümünde saksılarda kaktüslerden, sukunetlerden diktim. Balkon bölümünde de böyle. Arka tarafta da böyle çiçeklerimiz var arkadaşlarım. Böyle giderken arkadaşlarım. Burada da kedi tırnaklarımız var yine. Böyle kedi tırnaklarımız var. Şu arka bölümde de yine böyle. Burada da muhtelif çiçeklerimiz de var arkadaşlar. Evet arkadaşlarım. Artık o Mayıs ayının, Haziran ayının renkli çiçekleri geçti, sıcaklar olduğu için biraz artık kurumaya, solmaya başladı çiçeklerimiz. Burada da sarkan çiçeklerimiz var arkadaşlar. Bunlar güzel oldular. Burada da patlıcanımızın karnıyarık kurtulması var. Buralarda da saksılarda çim kenarında böyle saksılarda çiçeklerimiz var. Hıtırlardan var. Yeşil tel yürek çiçeğim. Buralarda leş kaktüsümüz var. Önümüzde gördüğümüz. Buralarda da simiz otu çiçeklerimiz var. Sabahleyin erken saatlerde çok güzel açmaya başlıyorlar. Sonra haliyle her gün böyle solmaya başlıyorlar. Şu anda da böyle kurumuş olan şeftali ağacımıza asılan kabukların altından geçiyorum böyle. Burada da arkadaşlar yine sardunyalarımız artık böyle hani o bahar ayının çiçekleri geçti. Birer ikişer yine yüzlerini gösteriyorlar. Meksiko petunyası. Buralarda da sardunyalarımız. Roze çiçeğimiz var. Beyaz kırmızı burada. O da o güzel. Şu arkada da Venüs'ün evinin önünde böyle burada pitağımız var. Bakalım onlar meyvesini verecek mi? Burada yine şeftali ağacına doğru uzayan, saran böyle sarmaşığımız var. Mor sarmaşığımız var. O da Venüs'ün evine gölge yaptı. O da güzel oldu. Burada arkadaşlar bu bölümde de salatalıklarımız var, biberlerimiz var. Şöyle kapısını açayım. Bu sene bütün salatalıklarımızı hep buradan yedik arkadaşlar. Bayağı bir salatalık verdi. Biberlerimiz var ve yerlerde bir hayli semiz otlarımız bayağı var arkadaşlar. Salatalıklarımız devam etmekte ama biraz da solmaya, alt yapraklarından solmaya başladı arkadaşlarım.
Evet arkadaşlarım, böyle burada da incirimiz, kaktüsümüz, büyük kaktüsümüz var. Şöyle meyvelerini bu sene bir hayli güzel oldu. Birkaç tane yedim, güzeldi. Tam damak tadıma uymasa da güzeldi, yenilebilir meyve arkadaşlar. Evet arkadaşlar, burada da budur begonvilimiz var. O da çiçek açmaya başladı. Evet arkadaşlar, bu böyle burayı bir hayli doldurdu kaktüsümüz. Meyveleri de bol bol olmaya başladı arkadaşlar. Burada da belki şöyle bir 3 metreyi bulan yer elmamız. Çiçeklerini daha açmadı. Sarı sarı çiçekleri olunca bunun da çok güzel oluyor arkadaşlar. Böyle arkadaşlarım. Burada da yine muzumuz var. Muzumuz da büyümeye başladı. Duvar üstlerinde yine şöyle göstereyim. Tam netleştiremiyorum fakat öğlen vakti olduğu için. Yine buralarda atlaslarımız var. Bir gecelik gelinimiz var. En sonunda şöyle Efe püskülümüz var. Pitağımız var yine. Buralarda da böyle arkadaşlar. Buralarda da supinallerimizden şöyle zinyalarımızdan var. Böyle güzel güzel açmışlar. Pembiş pembiş. Yine burada kedi tırnaklarımız, kaktüslerimizden var. Şöyle kaktüslerimizden var. Burada afromuz var. Yine buralarda şireğimiz var. İki saksı halinde. Şireklerimiz var. Burada da böyle sukunatlarımızdan, kaktüslerimizden. Burada da merhaba diyen bir tane güzellik var. Hep bu sene açtı açtı soldu. Güzel oldu. Burada da horoz ibiğimiz var arkadaşlar. Yani şöyle bir bakacak olursak bahçeliğim genel durumu böyle birazcık yorgun. Yorgun, sıcaktan çıkmış bir halde. Yine buralarda da var. Kaktüslerimizden var. Burada da şöyle arkadaşım için dikmiş olduğum sukulatlarım var. Aranjman yaptım. Yine burada da kek kalıbının içindeki güzellik var. Bu da böyle arkadaşlar. Böyle arkadaşlar, burada da böyle incir ağaçlarımız. Şöyle incirlerimiz artık olmaya başladı arkadaşlar. Yiyoruz incirlerimizi. İncir ihtiyacımızı buradan karşılıyoruz arkadaşlar. Güzel oldular. Bardacık incirimiz. Yine buralarda da böyle güzelliklerimiz var. Burada kocaman bir eşeverimiz var. Bu da yerini sevdi burada. Burada da malabar ıspanağı. O da böyle kollarını açmış bir halde. Diğer saklarının üzerine. Böyle arkadaşlar, şöyle incir ağacının altından geçerken yine burada böyle bir kaktüsümüz var. Bu da güzel oldu. Büyümeye başladı. Böyle arkadaşlar, yine buralarda işte kaktüslerimizden var. Sukunatlarımızdan var. Böyle arkadaşlar, planlı projeli değil. Elime aldığım saksıyı ne dikmek istersem dikiyorum, çoğaltıyorum. Kuruyanlar oluyor. Onları boşaltıyorum. Yeniden dikiyorum. Dikiyorum, dikemiyorum bu sene yazın. Öyle oldu artık arkadaşlar. Böyle arkadaşlar. Bahçenin son durumu. Şimdilik böyle arkadaşlar. Üstümüzde de ceviz ağacımız var. Ceviz ağacının altındayım şu anda. Böyle arkadaşlar. Epey süredir çekimi yapmadığım için dedim, fırsat buldum. Çekim yapayım. Sizlerle paylaşayım dedim arkadaşlarım. Şimdi görüşmek üzere arkadaşlar. Beğeni yaparsanız, yorum yazarsanız, abone olmayan arkadaşlarımız abone olurlarsa çok mutlu olurum arkadaşlar.
Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.